Merhaba arkadaşlar, Erdem Çalışkan, Fen Bilimleri Öğretmeni. Bu denemedeki fen bilimleri sorularını beraber cevaplandıracağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlıların birey sayıları grafik 1'de gösterilmiştir. Bir süre sonra P canlısının sayısındaki grafik 2'deki gibi bir değişim meydana gelmiştir. Buna göre P canlısındaki değişim hangi canlı gruplarındaki birey sayısının azalmasına neden olur diyor. Önce grafiğimize bakalım. P canlısının sayısı artmış. İlk grafiğimizde de birey sayısı ve bireylerimiz var. Burada bizim için önemli olan birey sayısı fazla olan canlının besin zincirinin ilk basamağında, en alt basamağında yer alması. Bunu şöyle bir besin piramidiyle ifade edersek, önce grafiği üçgene dönüştürelim. Sonra da besin zincirimizi çizeriz. Sayısı en fazla olan en altta olacaktı. Sonra T, sonra P ve sayısı en az olan da en üstte olacak. Şimdi bakıyoruz bu besin zincirimize. En altta S var. S üretici canlılar. T, S ile besleniyor. P, T ile besleniyor. R de P ile besleniyor. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. S, T, P ve R. Şimdi bakalım. P'nin sayısı artacak. P'nin sayısı artarsa T'nin sayısı azalır. Çünkü P, T'yi yiyor. S'nin sayısı T azaldığı için artar ve P arttığı için daha çok besin bulacağından R'nin sayısı da artar. Hangisi azalır diyordu? Yalnız T'nin sayısı azaldı. C şıkkını işaretliyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorudan devam ediyoruz. Bir araştırmacı özdeş bitki ve fareler ile aşağıdaki deney döneklerini hazırlıyor. Sıcaklığın ve ışığın dalga boyunun fotosentez hızının etkisini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre bir süre sonra KLM bitkilerinin kütlelerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kütle dediği için fotosentez hızlarını kontrol edeceğiz. Fotosentez en hızlı mor kırmızı ışıkta ve şöyle çizersek yaklaşık olarak 35 derece civarlarında fotosentez hızı yüksek oluyor. Yeşil ve sarı ışıkta fotosentez hızı düşük. 50 derece sonrasında ve 10 derece öncesinde fotosentez hızı yine düşük seviyede gerçekleşiyor. Işıklarımıza şimdi bakalım. K, yeşil ışık 10 derece. L, 55 derece. Burası önemli. L, bizim grafiğimizin dışında kalıyor. Yani fotosentez hızının çok 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 düşük olduğu bir bölüm oluyor. En küçük L'miz olacak. L'nin bir büyüğüne bakacağız şimdi. M'ye bakalım. Kırmızı ışık 25 derece. Kırmızıda fotosentez hızı yüksek, 25 derecede yüksek. O zaman en yüksek fotosentez hızımız M'de olacak. Kırmızı ışık ve 25 derece olduğu için. K'ye baktığımızda da yeşil ışık, fotosentez hızı yavaş, 10 derece fotosentez hızı yavaş. L'den biraz büyük olacak. O zaman L'den büyük olan K olacak. K'den büyük olan da M olacak. Şimdi grafiklerimize bakalım. Fotosentez hızı en yüksek M olduğu için kütlesi en çok artacak M olacak. Grafiklerde M'nin en büyük olduğu, en küçük de L'nin olduğu grafiği arıyoruz. M en büyük değil. M en büyük, L en küçük, K orta grafiğimiz B şıkkındaki grafiğimiz oluyor. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Kaan ve İlber şekilde gösterildiği gibi özdeş alışveriş arabaları ile iki farklı rampayı kullanarak K ve L yüklerini deponun üzerine çıkarmışlardır. Sürtünmelerin ihmal edildiği rampalarda Kaan ve İlber'in alışveriş arabalarına eşit kuvvet uyguladığı biliniyor. Buna göre çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Öncelikle verilen şekli inceleyelim. Şekil üzerinde bulmamız gereken bilgileri bulalım. Şimdi eşit kuvvet uygulandığı için ikisi de eşit kuvvetler uygulayacaklar. Kaan'ın eğik düzleminin uzunluğu 4 metre, İlber'in eklerinin uzunluğu 8 metre. İkisinin yüksekliği de eşit. Biz bunlara birer metre dersek, Kaan 4 kat kuvvetten kazanç sağlar. Çünkü eğik düzlemde yükseklik yük koludur, uzunluk kuvvet koludur. Kuvvet kolu yük kolunun 4 katı. İlber'de ise yine aynı yükseklik 1 metre dersek, eğik düzlemin uzunluğu 8 metre, yüksekliği 1 metre. Yani burada da 8 kat kuvvetten kazanç var. Eşit kuvvet diyor. İkisi de aynı kuvveti uygulayacaklar. Mesela 10'ar Newton'luk kuvvet uygulasınlar. 10 Newton'luk kuvvet karşılığında eğik düzlem sayesinde 4 kat yük taşıyabiliriz. 10 çarpı 4'ten K yükümüz 40 Newton. İlber'in eğik düzleminde ise kuvvet kazancı 8 kattı. Yine 10 Newton'luk kuvvet uyguladığımızda 10 çarpı 8'den 80 Newton'luk yük taşıyabiliriz.
Şimdi şeklimizi inceledik, gereken bilgilerimizi öğrendik. Buna göre öncüllerimizi okuyalım. 1. K yükünün ağırlığı L yükünün ağırlığından küçüktür. K'yi 40 Newton, L'yi 80 Newton bulduk. 40 80'den küçüktür. Doğru. Yanlışları soruyordu. Yanlışları sorduğu için bunu almıyoruz. Yükleri depo üzerine çıkardıklarında K'nın yaptığı iş İlber'in yaptığı işe eşittir. Yüklerin çıkarıldığı yükseklik aynı ancak yüklerin ağırlıkları aynı değil. O yüzden yapılan işler de aynı değildir. K'nın yaptığı iş 40 çarpı 1'den 40 jüllük bir iştir. Ya da 40 Newton metrelik bir iştir. İlber'in yaptığı işte 80 çarpı 1'den 80 Newton metrelik ya da 80 jüllük bir iştir. İşler eşit değil. Yanlışı sorduğu için, bu da yanlış olduğu için ikinci maddeyi alıyoruz. Üçüncü madde, K'nın eğik düzlemde elde ettiği kuvvet kazancı, İlber'in elde ettiği kuvvet kazancına eşittir. K'nın kuvvet kazancı 4 kattı, İlber'in 8 kattı. 4 kat 8 kata eşit değil. Bu da yanlış. Yanlışları sormuştu zaten bize. 2 ve 3, şıklarda 2 ve 3'ü bulup işaretliyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Doğadaki azot döngüsü şekilde gösterilmiştir. Buna göre azot döngüsü ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi şekli önce bir anlayalım, inceleyelim. Şeklimizde azot döngüsü verilmiş. Azot döngüsünde yıldırım şimşek ile azot toprağa geçiyor. Topraktaki canlılar tarafından kullanılıyor. Topraktaki canlılar, azot ayrıştırıcı bakteriler, azotu azotun farklı versiyonlarına nitrit ve nitrat tuzlarına dönüştürüyor. Ya da toprağa düşen atıkları, ölüleri parçalayarak azotun toprağa ve tekrar atmosfere dönmesini sağlıyor. Bu döngüde en önemli kısım, canlılar solunumla azotu atmosferden alamazlar. Bitkiler topraktan alırlar. Sonra besin zinciriyle azot bitkilerden, bitkileri yiyen canlılara, onlardan da onları yiyen canlılara geçer. Şimdi şeklimizi anladık. Azot döngüsünü şöyle bir hatırladık. Öncüllerimizi okuyalım. Yanlış olanlarımızı seçelim. 1. Bazı canlıların faaliyetiyle havaya serbest azot salınır. Evet, topraktaki bazı canlıların faaliyetiyle azot toprağa ve atmosfere geçiyor. Grafikle göstermişler tabloda. 1. Doğru, yanlışı soruyordu. O yüzden almıyoruz. 2. Bitkiler azotu havadan yapraklarıyla alır. Bitkiler azotu havadan yapraklarıyla alamazlar. O yüzden yanlış. 3.'ye bakalım. Yıldırım ve şimşek gibi olaylar havadaki azotun azotlu bileşikliğe dönüştürülmesinde rol alabilir. Evet, atmosferdeki azot yıldırım ve şimşekle toprağa iner. Topraktaki bakteriler de azotu azotlu bileşiklere, nitrit ve nitrat tuzlarına dönüştürür. Bu da doğru. Yanlış seçim, bunu da almıyoruz. Şıklardan yalnız 2'yi, B şıkkını işaretliyoruz. Ve diğer soru, 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuzda, bir öğrencinin ağırlığı önemsiz çubuk ve destek noktasıyla oluşturduğu iki farklı kaldıraçtaki giriş ve çıkış kuvvetlerinin büyüklükleri grafikte verilmiştir. Buna göre öğrencinin kurduğu düzenekle ilgili hangileri doğrudur diyor. Öncelikle grafiğimizi anlamamız gerekiyor. Grafiğimizi inceleyelim. K basit makinesinde ne olmuş ona bakalım. Kuvvet, giriş kuvveti 40 Newton. Çıkış kuvveti 20 Newton. Yani kuvvetten kayıp var. Bu kuvvetten kayıp sağlayan. Kayıp yazalım buna. Bir basit makine olmuş. Diğerinde ise giriş kuvvetimiz 30 Newton karşılığında 40 Newton'luk kuvvet elde etmiştir. Bu da kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makine olmuş. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. 1. Yüklerin desteğe uzaklıkları eşit ise, yani ikisi de desteğe aynı uzaklıkta ise, K sistemindeki kuvvet kolu, L sistemindeki kuvvet kolundan büyüktür. K sisteminde kuvvetten kayıp var. Kuvvetten kayıp demek, kuvvet kolu küçük, yük kolu büyük demektir. K sistemindeki kuvvet kolu, L sistemindeki kuvvet kolundan büyüktür diyor. Kuvvet kolu daha büyük olsaydı, kuvvetten kazanç olurdu. O yüzden bu yanlış. K sisteminde kuvvetten kazanç, pardon, K sisteminde kuvvetten kayıp, evet, L sisteminde kuvvetten kazanç vardır. Doğru. Kayıp, kazanç yazdık. Üçüncüsü, kuvvetlerin desteğe uzaklıkları eşit ise, K sistemindeki yükün desteğe uzaklığı, L sistemindeki yükün desteğe uzaklığından fazladır. Burada da yük desteğe yakınsa kuvvetten kazanç,
Yük desteğe uzaksa kuvvetten kayıp olur. O zaman K sistemindeki yükün desteğe uzaklığı, L sistemindeki yükün desteğe uzaklığından fazladır diyor. Bu da doğru olur. 2 ve 3 maddelerinin bulunduğu C şıkkını işaretliyoruz. 6. sorudan devam ediyoruz. Saydam maddeler üzerine düşen ışığın büyük bir bölümünü geçirirken, yarı saydam maddeler üzerine düşen ışığın az bir miktarını geçirir. Camın saydam, bulu camın ise yarı saydam olduğu bilinen bir öğrenci. Sadece kelebek sayısı ve fanusların cam türlerini değiştirerek KLM düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre KLM düzeneklerindeki üretilen O2 miktarları, oksijen gazı miktarları arasındaki ilişki hangi seçenekteki gibi olabilir? Şimdi burada oksijen miktarını arttıran olayımız fotosentezdir. Hangi bitki daha çok fotosentez yapar demek istiyor bize. Şimdi buzlu cam yukarıdaki bilgide verdiği gibi ışığı az geçirir. Yani bitki az ışık alır, az fotosentez yapar. Cam ışığı geçirir. İkisi arasında ne fark var? İki tane kelebek var. İki tane kelebek solunum yaptıklarında daha fazla karbondioksit üretirler. Ve buradaki bitkinin fotosentez yapması için daha fazla karbondioksiti olur. Burada bitkinin daha az karbondioksiti olur. Burada L ve M'de bitkilerin karbondioksit miktarları aynıdır. Ancak buzlu cam olduğu için daha az ışık alır. Yani en az fotosentez M'de, en az oksijen üretimi M'de gerçekleşir. En fazla fotosentez, en fazla oksijen üretimi de K'de gerçekleşir. L'de ikisinin arasında olacak. K'nin en büyük olduğu, M'nin en küçük olduğu şıkkımızı bulup işaretliyoruz. K en büyük olacak, M en küçük olacak, L de ortada olacak. D şıkkını işaretliyoruz. Ve sıradaki 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumda bir besin ağı verilmiş. Aşağıda farklı besin zincirlerinin birleşmesiyle oluşan bir besin ağı verilmiştir. Verilen besin ağı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi önce besin ağını inceleyelim. Burada üreticimiz su bitkisi. Levrek su bitkisinin yiyor. Yani levrek bir otçul. Bu üretici levrek otçul. Balıkçıl kuş levrek yediği için etçil. Diğer zincire bakalım. Su bitkisini ördek yiyor. O zaman ördeğimiz su bitkisini yediği için, aynı zamanda ördek karides de yediği için hem etçil hem otçul oluyor. Hem etçil hem otçul. Karides su bitkisini yediği için otçul. Kumçullu karides yiyor. Etçil. Dikkat ederseniz ördek de karides yiyor, kumçul da karides yiyor. Bunlar bir besin rekabetine girebilirler. Baykuşa baktığımızda kumçulluğunu ve ördeği yiyor. Baykuş da etçil. Şimdi verilen besin ağını inceledik. Kimin ne olduğunu bulduk. Şimdi rahatlıkla öncülerimizi inceleyip hangilerinin doğru olduğuna karar verebiliriz. Birincisi, besin ağında 2 adet otçul canlı, 3 adet etçil canlı bulunmaktadır. Bakalım, otçul, levrek ve karides. 2 tane otçul, doğru. Etçil 3 tane diyor. Balıkçıl kuş etçil, kumçullu etçil, baykuş etçil. Ördeğimiz hem etçil hem otçul yazmıştık. 3 tane de, 3 adet de etçil canlı bulunmaktadır. Doğru. 2'ye bakalım. Ördek miktarındaki azalma, kumçullu üzerindeki av olma baskısını arttırır. Evet, şimdi baykuş ördek ve kumçullu yiyor. Ördek miktarı azalırsa, baykuş ördek bulamazsa ne yapacak? Daha fazla kumçullu yiyecek. O zaman kumçullu üzerindeki av olma baskısı artar. Bu da doğru. Üçüncüye bakalım. Levrek miktarındaki artış karidesleri olumsuz etkiler. Levrekler su bitkisini yiyor, karides de su bitkisini yiyor. Levrek artarsa daha fazla su bitkisi tüketir ve karidesleri su bitkisi kalmaz. Karidesin besini azalır. O zaman karides bu durumdan olumsuz etkilenir. 1, 2 ve 3 şıkkını arayacağız. 1, 2 ve 3 D şıkkını işaretliyoruz ve diğer soruya, 8. sorumuza geçiyoruz. Karanlık ortamdaki K canlısı kullanılarak oluşturulan düzenekte belirli bir süre sonra X borusundaki sıvının
iki yönünde hareket ettiği görülüyor. Sıvının iki yönünde gitmesi için buradan bir maddenin, bir gazın ilerlemesi ve sıvıyı iki yönünde itmesi gerekir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi bakalım, K canlısı bir olay yapacak. Burada oluşan bir gaz olacak ve bu gaz da mantar tabanıyla borudan geçip sıvıyı iki yönünde yukarı doğru itecek. 1. K canlısı fotosentez yapan bir canlı olup ve çıkan O2 gazı etkisiyle sıvı iki yönünde hareket etmiştir. Altını çizmiştim okurken, karanlık ortamda diyor. Karanlık ortamda fotosentez olmaz. Birinci maddemiz yanlış. 2'ye bakalım. K canlısı yaptığı solunum sonucu etil alkol ve CO2 ürettiği için sıvı iki yönünde hareket etmiştir. Olabilir mi? Olabilir. K canlısı etil alkol fermentasyonu, yani oksijensiz solunum çeşidi olan etil alkol fermentasyonu yapıyorsa etil alkol ve karbondioksit oluşur. Karbondioksit gazı da cam bordan geçer ve sıvıyı iki yönünde iter. Olabilir. Üçüncüye bakalım. K canlısı sütten yoğurt elde etmek için kullanılan bakterilerdir. Ve gerçekleşen tepkime sırasında açığa çıkan gaz sıvıyı iki yönünde hareket ettirmiştir. Sütten yoğurt yapan bakterilerimiz laktik asit fermentasyonu yapar. Ve laktik asit fermentasyonunda laktik asitin yanında karbondioksit oluşmaz. Karbondioksit oluşmadığı için sıvımız da iki yönünde hareket etmez. O yüzden 3 yanlış. Doğruları sorduğu için yalnız 2'yi işaretliyoruz. Ve sıradaki sorumuza, 9. sorumuza geçiyoruz. Evet. 9. Bilgisayarın hayatımıza girişinden önce ofislerde resmi yazışmalarda daktilo kullanılırdı. Çoğunuzun çok anlamayacağı bir alet daktilo. Siz klavye, bilgisayara alışkınsınız, yazıcıya alışkınsınız. Daktilolarda kağıdın bağlı olduğu silindir. Şuradaki silindir. Bir yazı yazdıkça sola doğru hareket eder. Siz tuşlara bastıkça bu sola doğru kaymaya başlıyor. Satır bittiğinde de şuradaki koldan tutup bunu sağa doğru itiyorsunuz. Satır tamamlanıp tekrar satır başına geçmek için daktilo arabasının koluna kuvvet uygulanır ve X noktasına çarpan kol silindiri tekrar sağa kaydırır. Kolun iki noktası var bakın, A noktası, B noktası. Destek noktasına daha uzak olan A noktası, daha yakın olan da B noktası. Bu şu anlama gelir, A'dan daha kolay itersiniz, daha küçük kuvvetle, B'den daha büyük kuvvetle itersiniz. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? 1. Daktilo arabası kuvvet ve destek noktasının uçlarda, yükün ortada olduğu bir kaldıraç öneğidir. Doğru. Doğruları soruyordu. 2. Daktilo arabasının tekrar sağa kaydırılması için ayrı ayrı A ve B noktalarına uygulanması gereken kuvvetler arasındaki ilişki B büyüktür, A'dır. Evet, A'nın kuvvet kolu büyük olduğu için daha küçük kuvvet, B'nin kuvvet kolu küçük olduğu için daha büyük kuvvet gerekir. B A'dan büyüktür. Doğru. 3. Daktilo arabasına B noktasından kuvvet uygulanırken destek ve kuvvet arasındaki mesafe A noktasından kuvvet uygulanırken destek ile kuvvet arasındaki mesafeden daha büyüktür. B, A'dan daha büyük değil. Şu mesafemiz küçük, şu mesafemiz de büyük. O yüzden 3. maddemiz yanlış. 1 ve 2 şıklarda C şıkkını işaretliyoruz. Ve sıradaki 10. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda bir DNA molekülünün kendini eşlemesi sonucu oluşan birinci ve ikinci DNA molekülleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şeklimizi inceleyelim. Öncelikle birinci ve ikinci zinciri takip edelim. DNA'nın kendini eşlemesini hatırlarsanız, birinci ve ikinci zincir DNA zincirleri fermuar gibi açılıyor. Birinci ve ikinci zincir oluşacak DNA'lara kalıp zincirlik yapıyorlar. Ve birinci DNA'mızın aynısı olan iki tane DNA'mız oluşuyor. Şimdi bu zincirleri takip edelim. Zaten oklarla göstermişler. Şöyle, bu birinci zincirimiz oluyor. İkinci zinciri de takip edelim. Bu da ikinci zincirimiz oluyor. Tekrar çizelim, önemli değil. Bu ikinci zincirdi.
burada birinci zincirimiz. Şimdi bakıyoruz. Buradaki oluşan ikinci DNA'da birinci zincir kalıp olmuş. Bunun karşısına gelen M DNA'sı birinci zincirin karşısında M DNA'sı var. İkincisinde ikinci DNA'da ikinci zincirimiz kalıp olmuş. Karşısına K DNA'sı gelmiş. Şimdi buna göre hangileri doğrudur demişti. Tek tek inceleyelim. Ayrıca sorumuzda kare, yıldız ve üçgenleri vermiş. Hemen bunları tamamlayalım. Hatırlarsanız adeninin karşısında timin, sitozinin karşısında guanin, guaninin karşısında sitozin, adeninin karşısında timin, adeninin karşısında timin, adeninin karşısında timin, guaninin karşısında sitozin, guaninin karşısında sitozin, timinin karşısında adenin. Yani T'ler kareyle gösterilmiş, C'ler yıldızla gösterilmiş, adeninler A'lar da üçgenle gösterilmiş. 1. DNA molekülünün kendi eşlemesi sonucu oluşan birinci ve ikinci DNA'lar nükleot dizilimi ve sayısı bakımından ana DNA'nın aynısı. Tabii ki DNA kendine eşlediğinde kendisinin aynısı olan iki tane DNA oluşur. 2. K ve N zincirleri birinci zincir ile K zinciri ikinci zincirin karşısındaki zincir doğal olarak birinci zincirle aynı olacak. L ve M zinciri ise ikinci zincir ile aynı şekilde ikinci zincirin karşısında burada birinci zincir olduğu için burada da K ve M ikinci zincir karşısında olacaklar. L ve M zincirleri ikinci zincirle aynı dizime sahip olacaklar. Bu da doğru. 3'e bakalım. Sırasıyla kare T evet, yıldız C evet, üçgen A evet. Bu da doğru. Yapılan yorumların hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur. 1, 2, 3, D şıkkını işaretliyoruz. Evet, 1. Mevsimler, hava olayları konusunun sorusu. 11. Aşağıda dünya birinci konumdayken belirtilen konumlarda yer alan X ve Z şeyleri verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak hangileri yanlış olur diyor grafikler için. Öncelikle şekillerimizi bir inceleyelim. Birinci konum 21 Aralık tarihidir. Üçüncü konum 21 Haziran tarihidir. Dünya şeklimize bakarsak Z yengeç dönencesinde, kuzeyde, X de oğlak dönencesinde, güneyde bir bölgedir. Bu bilgiden yola çıkarak X şehri Güneş'in yere düşme açısı, güneş ışınının açısı X şehrinde 3'te 90 derece diyor. Bakalım 3. şekle. 3. şekilde kuzey yarım küreye ışınlar dik geliyor. Yani ışınlar yengeç dönencesine, üst kısımdaki Z bölgesine dik geliyor. X'e eğik geliyor. Burada X'i dik olarak göstermiş, 90 derece göstermiş. Bu yanlış. Yanlış olanı soruyordu. Bunu alacağız yanlışları sorduğu için. 2'ye bakalım. Z şehri. Cismin gölge boyu, öğle vakti, gölge boyu güneş ışınlarının eğik geldiği noktada en fazla olur, dik geldiği noktada en az olur. Z şehri 3. noktada, 3. konumda güneş ışınlarının en eğik geldiği yer mi? Onu kontrol edelim. Güneş ışınları kuzey yarımküreye 3. bölümde dik geliyor. Z şehrinin olduğu kuzey yarımkürede ışınlar dik geldiği için gölge boyu en küçük olur. Ama burada en büyük göstermiş. Olmadı. O zaman bu da yanlış. Yanlışları soruyordu. 2'yi de alıyoruz. 3'e bakalım. Gündüz süresi. Hatırlarsanız 21 Haziran'da kuzey yarımküre yaz mevsimini yaşar ve en uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran'da güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık'ta tam tersi. Kuzey yarımkürede en kısa gündüz, güney yarımkürede ise en uzun gündüz yaşanır. Bakalım şimdi. X şehri düz çizgi, Z şehri kesik kesik olan. Yine en fazla olan yere bakalım. X şehri için 3. konumda gündüz süresi en fazladır diyor. 3. konumda yaz mevsimi yaşayan üst taraftaki Z şehri kuzey yarımküredeki gündüz süresi en fazla kuzey yarımküredeki Z şehrinde olmalıydı. Burada X'i göstermiş güney yarımküredeki. Bu da yanlış. Hatta yanlış soruyordu. Hepsi yanlış. O zaman 1, 2 ve 3'ü işaretliyoruz. Ve sıradaki 12. sorumuza geçiyoruz.
Aşağıda bir aile ayısı ağacı verilmiştir. Yalnızca tarılı bireyin mavi gözlü, yalnızca tarılı bireyin mavi gözlü olduğuna göre yapılan yorumun hangisi kesinlikle doğrudur? Tam belli olduğunu bilmiyorum. Şurada bir pembelik var. Şurası bizim tarılı bireyimiz. Bu mavi gözlü. Mavi gözlü biliyorsunuz çekiniktir. Küçük a, küçük a olmak zorunda. O zaman anne babasında birer tane küçük a olacak ve işaretlenmedikleri için birer tane de büyük a'ları olacak. Şimdi bize verilen öncüleri okuyalım. Baba mavi gözlüdür. Baba mavi gözlü olamaz. Çünkü baba mavi gözlü olsa o da işaretlenirdi. Doğruyu soruyordu. Bir gitti. İkiye bakalım. Ailenin diğer kız çocuğunun göz rengi genotipi büyük A, büyük A şeklindedir. Kesinlikle diyor. Büyük A, büyük A da olabilir bu çaprazlamadan. Büyük A, küçük A da olabilir. Diğer kızı büyük A, büyük A olabilir. Büyük A, küçük A olabilir. Kesinlikle dediği için bu da olmaz. Üçüncüsü, beşinci çocuklarının mavi gözlü olma olasılığı %25'tir. 5 değilseler 15 olsun, bu olasılık değişmez. Melez çarpı melez yaptığımızda sonuçları şöyle yazalım. Büyük A, büyük A oluşabilir. Büyük A, küçük A oluşabilir. Büyük A, küçük A oluşabilir. Ve küçük A, küçük A oluşabilir. Bu çaprazlamayı yaptığımızda 4 taneden 3 tanesi içinde büyük A var, baskın karakter. Bir tanesinde 2 tane küçük A var. Çekinik, homozigot, çekinik karakter, mavi gözlü. 4'te 1 %25 yapar ve kesinlikle bu ailenin ister 5. ister 15. olsun fark etmez. Çocuklarının mavi gözlü olma olasılığı %25'tir. O zaman 3 kesinlikle doğrudur. A şıkkını işaretliyoruz. Basınç farkından dolayı yatay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar yüksek basınç alanında alçak basınç ona doğru hareket ederler. Proje ödevini fen bilimleri dersinden alan Yavuz Mete aşağıdaki deney örneklerini kullanarak rüzgar oluşumunu sınıfta arkadaşlarına göstermek istiyor. Deneylerimizi şimdi inceleyeceğiz. Deneyler esnasında döneklerde sırasıyla tüyün, kağıt parçasının ve mum alevinin hareketini gözlemleyeceğine göre öğrenci hangi deney döneklerinde amacına ulaşır? Şimdi bakalım. Öncelikle rüzgar olması için yüksek basınç ve alçak basınç olması lazım. Yüksek basınç ve alçak basınç alanlarının oluşabilmesi için sıcaklık farklılıklarının olması lazım. İnceleyelim. Buz parçalarının olduğu yer soğuk. Soğuk bölgede hava molekülleri yerine daha yakındır. Yani burada yüksek basınç vardır. Kum üstüne ışık da gönderilmiş. Burası daha sıcak olur. Sıcak olan bölgemizde hava molekülleri yeryüzünden yükselirler ve alçak basınç oluşur. Kısaca soğuksa yüksek basınç, sıcaksa alçak basınç diyebiliriz. İkinci düzenekte aynı şekilde tek mum soğuktur. İki mum daha sıcaktır. Soğuk olan yer yüksek basınç, sıcak olan yer alçak basınç. Üçüncü düzenekte iki mum yanıyor, bir mum yanıyor. Bir mum yanan yer daha soğuktur. İki mum olan yer daha sıcaktır. Soğuk olan yer yüksek basınç, sıcak olan yer alçak basınç. Şimdi tekrar incelersek rüzgar yüksek basınçtan alçak basınç olarak hareket eder. Tüy iki yön, bir yönünde hareket edecek. Yani hareket ediyor, olmuş. Burada rüzgarın ispatlamış rüzgar oluştuğunu. İkiye bakalım. Kağıt parçası yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecek. Rüzgar oluşumunu gösterebilmiş. Burada da yine soğuktan sıcağa, yüksek basınçtan alçak basınca bir hava akımı olacak ve mumların alevleri sola doğru yatacak. Burada yine rüzgar oluşumunu ispatlayabilmiş. Hangilerinin amacına ulaşır diyordu? Birinci, ikinci ve üçüncü düzenekte amacına ulaşmış. 1, 2, 3 şıkkını işaretliyoruz ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. 14. soru. Aşağıda bir kerpetenin farklı kullanım şekilleri verilmiştir. Şekil 1. Kerpeten aracıyla teli kesiyor. Burada bir kaldıraç modeli. Destek ortada, kuvvet bir uçta, yük bir uçta verilmiş. Şekil 2'de ise ahşap içerisinde yer alan demir blok kerpeten ile ok yönünde birkaç tur döndürüyor. Burada da bunu tutup bir çıkrık modeli oluşturmuş. Küçük silindir etrafında bir kolla çevriliyor. Buna göre
hangileri doğrudur diyor. 1. Şekil 1'de kerpeten, kaldıraç. Evet, az önce söylemiştik. Şekil 2'de ise çıkrık olarak kullanılmıştır. Doğru. 2. Her iki kullanımda da kuvvet kazancı sağlanmıştır. Evet, yük kolu desteğin ortası destek demiştik. Kestiğimiz yer yük kolu küçük, kuvvet kolu büyük. Burada da yine silindirimizin yarıçapı, bunun döndürdüğümüzde oluşacak dairenin yarıçapından daha küçük, daha büyük bir kuvvet, daha büyük bir silindir oluşturulmuş. Daha çok kuvvet elde ederiz. Yani kuvvetten kazanç var, kuvvetten kazanç var. Her iki durumda kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Doğru. 3. Her iki kullanımda da enerji tasarrufu sağlayarak iş kolaylığı. Hiçbir zaman basit makinelerde işten, enerjiden kazanç tasarruf sağlanmaz. O yüzden 3 yanlış. Doğruları sorduğu için 1 ve 2'yi işaretliyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Bir asit baz sorusu. 15. sorumuz. Zeynep aşağıdaki düzeneği hazırlayarak içinde X çözeltisi bulunan kabın içine yavaş yavaş Y çözeltisini boşalmasını sağlıyor. X çözeltisi içindeki hidrojen artı H artı iyon miktarına ait değişim grafikte olduğu grafikteki gibi olduğuna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Önce bir inceleyelim. H artı iyonları azmış, artmaya başlamış. Yani çözeltimiz içerisinde H artı iyonu azmış. Yani çözeltimiz bazikmiş ama Y eklendiğinde H artı iyonu artmaya başlamış. Yani çözeltimiz artık asit özellikte olmuş. Bu çözeltiye bazı diyebiliriz. H artı iyonu az olduğu için. Üstüne Y ekledikçe H artı iyonun sayısı bu çözeltide artıyor. O zaman Y'miz de asittir. H artı iyonu oluşturanlar asit. OH eksi iyonu burada söylememişler ama oluşturanlara baz olur. Hangileri doğrudur? 1. Y çözeltisi asit özelliktedir. Evet, H artı iyon miktarını arttırdığı için Y asittir. Doğru. X çözeltisi çamaşır suyu olabilir. Çamaşır suyu bir bazdır. Ve X çözeltisi de biz baz olabilir demiştik. Olabilir. 3. Y çözeltisi içerisinde mavi turnusol kağıdı batırıldığında kağıdın rengi kırmızıya dönüşür. Asitler mavi turnusol rengini maviden kırmızıya dönüştürür. Asitler kızartır demiştik. Bazlarda ise mavide renk değişimi olmaz. Kırmızı baza batırılırsa mavi olur. Buradaki çözeltimiz asit olduğu için turnusol kağıdı batırıldığında rengi kırmızıya dönüşür. Doğru. Mavi turnusolun rengini kırmızı yapar. 1, 2, 3 doğru. Cevabımız D şıkkı. Sıradaki 16. sorudan devam edelim. Baran yanındaki periyodik cetvelde renklerle gösterilen elementlerden yapılmış bir eşit boy ve kalınlıktaki X, Y ve Z tellerini kullanarak aşağıdaki elektrik devresini tamamlayıp ampul parlaklıklarına ait grafiği çiziyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Yine öncülerimizi okumadan yukarıdaki tabloyu, grafikleri ve devreyi inceleyelim. Bunları anlamamız gerekiyor öncelikle. Periyodik tablomuzda burada gösteren elementimiz lityumdur, metaldir. Sarı gösterilen elementimiz helyumdur. 8A'nın ilk elementi bir ametaldir, soy gazdır ve son katmanında 2 olan tek soy gazdır. Kırmızı gösteren elementimiz ise burada bor vardı hatırlarsanız. Burada da silisyum var. Silisyum bir yarı metaldir. Helyum ametal soy gaz. Özelliği son katmanında 2 elektron var. Diğer tüm soy gazlarda 8 elektron var. Burada da metal bir elementimiz var, lityum. Şimdi elektrik akımının iyi iletilmesi için bize metal lazım. İyi bir etken kullandığımızda ampulümüz parlak yanar. Zayıf iletken kullandığımızda ampulün parlaklığı giderek azalır. O zaman ampulün parlaklığı en fazla olduğunda metal kullanmışız. Biraz azaldığında yarı metal, yarı metaller daha az iletir. Ve hemen hemen hiç yanmadığında da soy gaz, ametal kullanmışız. Şimdi hem tablomuzu, hem devremizi, hem de grafiğimizi inceledik, anladık. X, Y, Z'nin ne olması gerektiğini bulduk. Buna göre öncülerimizi okuyoruz. 1. X elementi. Periyodik cetvelin solunda yer alıp mavi renkte gösterilmiştir. Metal olacaktı. Solda yer alıyor, mavi renkte gösterilmiş. Doğru.
2. G elementi yarı metaldir. Evet, yarı metal yazmıştık. Hatta silisyum demiştik. Ve kırmızı renkte gösterilmiştir. Evet, kırmızı göstermişler. 3. Z elementi son katmanında 8 elektron bulunan bir soy gazdır ve sarı renkte gösterilmiştir. Soy gazdır, sarıdır. Doğru, ancak az önce söylemiştim. Helyum atom numarası 2, sadece 2 elektronu var. Yani son katmanda 8 elektron olan bir soy gazımız değil. O yüzden 3. maddemiz yanlış. Doğruları soruyordu. 1 ve 2'yi işaretliyoruz. Ve diğer sorumuza, 17. sorumuza geçiyoruz. Bir basınç, sıvı basıncı sorusu. 17. Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olup olmadığını ispat etmek isteyen Ege, özdeş malzemeler ve farklı sıvılar kullanarak aşağıdaki örnekleri hazırlıyor. İnceleyelim. Su var. 3H derinlik maksimum. Şuraya kadar getirmişler. Tam aşağı indirmemişler. Yağ koymuşlar. Maksimum derinlik yine 3H. Şurasında 2H olarak göstermiş. Yani birinci örnekte bizim pistonumuz, hunimiz 2H yüksekliğinde. İkinci örnekte de 3H yüksekliğinde. Ege'nin amacına ulaşması için işlemlerinin hangilerini yapmalıdır? Şimdi sıvı basıncının derinliğe bağlı olup olmadığını araştıracaksak sadece derinliği değiştireceğiz. Yani sıvının cinsi aynı olacak. 1. İkinci örnekte yağ yerine su kullanılmalı olur. Çünkü su ve yağ farklı cins maddelerdir. Yoğunlukları farklıdır. Burada yağ yerine su kullanırsak üzerinde 2H ve 3H sıvı bulunan sularımızın basınçlarını karşılaştırmış oluruz. Demek ki 1 olur. 2. Her iki düzenekte daha ince bir U borusu kullanılmalı. Şimdi buradaki U borumuzun inceliği, kalınlığı bizim sıvı basıncını etkilemez. O yüzden ikinci maddemizi atıyoruz. 3. Birinci düzenekteki huniyi kap tabanına kadar itip indirip U borusundaki değişimi ilk durum ile karşılaştırılmalı. Olur. İlk durumda 2H yüksekliğinde. Sonra aynı düzenekte huniyi en aşağıya kadar itiyoruz. Olur. Sıvı yüksekliği değişmiştir. Sıvının derinliğinin basıncını buradan bulabiliriz. Yani sıvı derinliğinin, basıncın sıvı derinliğine bağlı olduğunu buradan bulabiliriz. Yapılmalıdır diyordu. 1 ve 3'ü işaretliyoruz. 18. sorudan devam ediyoruz. Dilara okulda öğrendiği katı basıncı konusunu çalışma masasında bulunan özdeş 2 kitabı kullanarak aşağıdaki etkinlikleri yapıyor. Birinci etkinlikte yan yana duran kitapları üst üste koyuyor. Yan yana duran kitapları üst üste koyduğumuzda ağırlık arttığı için sıvı basıncı, katı basıncı artar. Hatırlarsanız katı basıncı iki şeye bağlıydı. Ağırlığa ve yüzey alanına. Ağırlık arttıkça basınç artar. Yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. İkinciyi inceleyelim. Masada üst üste duran kitaplardan üsttekini alıp aynı konumda ikinci rafa koyuyor. Şimdi üst üste duruyorlar. İki tane kitabın ağırlığı basınç yapıyor. Yan tarafa koyduğunuzda bir kitabın ağırlığı basınç yapacak. Yani burada basınç azalacak. Burada artar demiştik. Buraya bakalım. İkinci raftaki kitabı dik konumda birinci rafa yerleştiriyor. Burada kitabı yatay duruyor, yüzey alanı büyük. Dik konumda buraya koyarsak basıncı artar. Yüzey alanı küçüldüğü için basınç artar. Şimdi bakalım öncüllerimizi, hangisi doğru olabilir? Buna göre 1. Birinci etkinlik sonunda kitapların masaya yaptığı basınç ilk duruma göre artmıştır. Yan yana duruyorlardı, üste koyduk, basınç artar. Ağırlık arttığı için. 2. İkinci etkinlik sonunda masada kalan kitabın masaya yaptığı basınç ile ikinci raftaki kitabın rafa yaptığı basınç eşittir. Doğru. Çünkü burada iki tane kitap var. Birini aldık, bir kitap kaldı. Bunu ikinci rafa koyduk. Her hem masanın üzerinde hem ikinci rafta bir kitap olduğu için basınçları eşittir. 3'e bakalım. Üçüncü etkinlik sonunda kitabın birinci rafa yaptığı basınç İkinci raftayken yaptığı basınçtan fazladır. İkinci raftayken yan duruyordu, yüzey alanı büyük. Birinci rafta dik koyduk, yüzey alanı küçük. Birinci raftaki basınç, ikinci raftaki basınçtan fazladır. Bu da doğru. O zaman 1 doğru demiştik, 2 doğru demiştik, 3 doğru demiştik.
hangileri doğru olabilir dediği için de 1, 2 ve 3 bulunan D şıkkını işaretliyoruz. 19. 1934 yılında Rus ekolog Gauss'e iki paramezyum türünü aynı ve farklı ortamlarda yetiştirerek birey sayısındaki değişimleri gözlemlemiştir. Birinci deney, farklı ortamlarda paramezyum A ve paramezyum B yetiştiriyor. Belli bir süre artıyor sayıda, sonra sabit kalıyor. İkisi aynı ortamda yetiştirildiğinde paramezyum B bu ortamda yaşayamıyor. Bir süre sonra sayısı azalıyor. Paramezyum A yaşayabiliyor. Yani paramezyum A uyum sağlayabilmiş, paramezyum B uyum sağlayamamış. Uyum sağlayan hayatta kalmış, uyum sağlayamayan yok olmuş. Yani doğal seçilim gerçekleşmiş. Elde edilen grafiklerden yola çıkarak grafikleri inceledik, anladık. Yapılan yorumların hangileri doğru olabilir? 1. Paramezyumlar farklı ortamlara yetiştirildiğinde üreme ve yaşama şansları artmıştır. Evet, farklı ortamlarda ikisi de yaşama ve üreme şansını arttırmış. Doğru. Hayatta kalabilmişler. 2'ye bakalım. Aynı ortamda paramezyum A ortama uyum sağlarken paramezyum B uyum sağlayamamıştır. Doğru. Deney 2 sonucunda doğal seçilim gözlenmiştir. Evet, uyum sağlayan hayatta kalmış, uyum sağlayamayanlar yok olmuşlar. Bu bir doğal seçilimdir. 1, 2 ve 3 D şıkkını işaretliyoruz. Ve 20. sorumuza geçiyoruz. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerin sormuş olduğu yanındaki sorulara cevap aramak için özdeş deney malzemeleri kullanarak aşağıdaki dönekleri hazırlıyor. Birinci dönekte 50 gram su, 1 ısıtıcı. İkincisinde 50 gram yağ, 2 ısıtıcı. Üçüncüsünde 100 gram su, 2 ısıtıcı var. Öğretmen sorudan cevap almak için aşağıdaki değişiklikleri yapıyor. Buna göre tüm soruları doğru cevaplamak için yaptığı değişiklikler hangileri doğrudur? Şimdi sorulara bakalım. Sonra değişiklikleri inceleyelim. Soru 1. Sıvının cinsi sıcaklık değişimini etkiler mi? Sıvının cinsi sıcaklık değişimini etkiler mi diye bunu araştırıyorsak, sıvının yüksekliği ya da sıvı miktarı, sıvı kütlesi aynı olacak. Isıtma miktarımız, yani sıvı altındaki ısıtıcımız aynı olacak. Bakalım, 1 ve 2. düzeneyi kullanıp birinci dönekteki ısıtıcı sayısını 2 katına çıkartıyor. Evet, burada 2 tane ısıtıcı kullanırsak şartları eşitlemiş oluruz. 50 gram su, 2 ısıtıcı. 50 gram yağ, 2 ısıtıcı. Sadece sıvının cinsini değiştirdik. Sıvının cinsini sıcaklık değişimi etkiler mi sorusunun doğru cevabını bulmuş oluruz. 2'ye bakalım. Alınan ısı miktarı sıcaklık değişimini etkiler mi? Şimdi ısı miktarlarını değiştireceğiz. O zaman madde miktarımız, kütlemiz ve madde cinsimiz aynı olmalı. Kontrol edelim şimdi. 2. Birinci ve üçüncü düzeneyi kullanıp 1 ile 3'ü kullanıyoruz. Üçüncü düzenekteki su miktarını yarıya indiriyor. Evet, ne demiştik? Aynı cinsi olacak. Su, su. Bunu yarıya indirirseniz eşit kütlede olacak demiştik. 50 gram, 50 gram. 1 ısıtıcı, 2 ısıtıcı. Alınan ısı miktarının sıcaklık değişimi etkiler mi sorusuna cevap verebiliriz. Isı miktarı burada 1 tane, burada 2 tane ısıtıcı olduğu için daha fazla olur. 3'e bakalım. Maddenin kütlesinde meydana gelen değişim sıcaklık değişimini etkiler mi? Şimdi sadece kütleyi değiştireceğiz. Geri kalan her şeyimiz aynı olacak. Yani maddenin cinsi aynı olacak. Isıtıcı sayılarımız aynı olacak. Ama kütlemiz farklı olacak. Bakalım. İkinci ve üçüncü düzeneyi kullanıp ikisini kullanacağız. İkinci düzenekteki yağı boşaltıp yerine aynı miktar su koyuyor. Bunu boşalttık. Yerine su koyduk. 50 gram suyumuz, 2 ısıtıcımız, 100 gram suyumuz, 2 ısıtıcımız var. Kütleye etkisini istiyorduk. Maddenin kütlesinde meydana gelen değişim. 50 gram, 100 gram. Sıcaklık değişimi etkiler mi? Evet, o zaman bu da doğru oldu. Buna göre tüm soruları doğru cevaplamak için yaptığı değişikliklerden hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3. Hepsi doğrudur. Deneme sorularım burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum.